Adalet ve Kalkınma Partisi ilk kurulduğu yıllarda şunu söyledi. Burada o yıllardan biri partinin kurucusu olan ya da o yıllardan biri milletvekili olan arkadaşlarımız var. Biz vesayetle mücadele ediyoruz dedi. Biz statükoyla mücadele ediyoruz dedi. Askeri vesayet dedi, yargı vesayet dedi, bürokratik vesayet dedi vesaire. Ama şu ana kadar söylemiş olduklarınızla, daha doğrusu ilk kuruluş sırasında söylemiş olduklarınızla ya daha sonra yapmış olduklarınız arasında ciddi bir makas açıklığı var. Sayın Binali Yıldırım dedi ki, eğer bu anayasa geçmezse ülke bölünecektir dedi. Doğru söylüyorsun. Bir. Söyledi. İkincisi sayın yine parti sözcülerinden hatta Cumhurbaşkanı da söyledi. Bugün itibariyle Türkiye'nin beka sorunu vardır. Beka sorununun ne kadar facia bir şey olduğunu, yani ülkenin varlık yokluk tehlikesi altında olduğunu biliyorsunuz. Şimdi 2003 yılında model ülkeydi. Lider ülkeydi. 2015-16 yıllarında beka sorunu var ve parçalanma tehdidiyle karşı karşıya. Değerli arkadaşlar, bu arada başka kimse iktidar olmadı ki. Bu arada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarı devam etti. Dolayısıyla buradan yapılacak olan çıkarım, bu işin faturasının aslında sizin iktidarlarınız döneminde yapılmış işlerden kaynaklandığını. Belki siz de böyle yapmak istemediniz ama yapmış olduğunuz işler ülkeyi böyle bir noktaya doğru getirdi. Şimdi şöyle bir şeyle karşı karşıyayız, şöyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Eğer biz bir, siz bir anayasa teklifi getirdiniz. Bu anayasa eğer toplumun tamamını kucaklayan, mümkün olduğunca geniş bir uzlaşmaya dayanan bir anayasa olmazsa belki meclisten geçer, biz geçeceği kadar değiliz. Belki referandumdan da geçer %51'de. Biz ondan da geçeceği kadar değiliz. Ama geçtiği zaman bir yasallık elde eder. Ama bir meşruiyet elde eder. 1982 Anayasası'nın referandumdan %92 ile geçmiş olmasına, yasallık kazanmasına ama daha sonra o anayasayı yapanlar dahil olmak üzere bir tek kişinin arkasında durmadığı, değiştirilmekten yamadıkla bohçaya dönen anayasanın düştüğü duruma düşmüş. Böyle bir anayasanın Türkiye'nin istikrarına, ekonomisinin gelişmesine, siyasi partilerin daha demokratik bir noktada olmasına, hak ve özgürlüklere, basın hürriyetine hiçbir faydası olmaz. Tartışmalı bir anayasa Türkiye'yi daha iyi noktaya götürmez. Sizin çok sevdiğiniz istikrara da götürmez arkadaşlar. Teşekkür ederim.